Yani çaba sarf etmedim hiçbir zaman zayıflamak için. Aslında şöyle bir şey oldu. 5 sene öncesinde bir 20 kilo aldım. Sağlıksız beslendiğim için. O dönem bir diyet programı uygulamıştım ama çok hatalı ve yanlış bir diyet programıydı. Emin olmadığım bir doktorla oldu maalesef. Dolayısıyla da çok yanlış bir zamanlamayla yanlış kilolar verdim. Kullandırdığı bir ilaç takviyesi karaciğerimde yağlanma yaptı. Daha sonra vücudumdaki bu sağlık problemleri başlayınca 3 sene evvel Ender Saraç'la tanıştım. Ender Bey bana sağlıklı beslenmeyi öğretti. Dolayısıyla ben öyle zayıflamak için çaba sarf eden biri değilim, böyle anlaşılmasın. Ben sadece sağlıksız ve uzman olmayan bir beslenme kişisi diyeyim, o uzman değil çünkü, yüzünden verdiğim sağlıksız kiloları sağlıklı beslenmeyi doğru bir uzman doktordan öğrenerek uygulayıp sağlığıma kavuştum. Diyet yorucu ve zor olduğu kadar spor da öyle. Yani kilo vermek için yapılan işlemler, yorucu elinde zor şeyler, kadınlar da biraz üşeniyor sanırım. Burada bir ürün tanıtılıyor ve ilk uygulamada yarım santim, 1,5 santim arası bir incelme söz konusu oluyor. Bunu denediniz mi ve nasıl bir etkili? 10 gündür kullanıyorum bu ürünü. Gerçekten çok etkisini gördüm. Çünkü ben hem sağlıklı besleniyorum hem spor yapıyorum haftada 5 gün. Bununla birlikte ekstra jeli kullandığım için çok ciddi bir faydasını gördüm. Yani ben tabii şöyle bir şey ölçmedim. Benim sadece giydiğim pantolonlarım vardır. Onlardan anlarım ne olduğunu. Kilo kaybım olmadan o pantolonlar bollaşmaya başladı açıkçası. Ama şimdi tabii bu incelme söz konusu, hani santimler konuşulmaya başlayınca ben şimdi bugün eve gidip gerçekten ölçeceğim. Ve bir ay sonra ne olduğunu göreceğim. Ama hissettiniz öyle mi? Evet, çok ciddi hissettim yani pantolonumun bollaştığını hissettim. Peki bu olmadan daha önce denediğiniz yöntemlerle 1,5 santim incelmek için ne kadar süre harcıyordunuz? Bölgesel yağlanma için çok uzun zaman gerekiyor. Gerçekten çok uzun zaman gerekiyor. Spor yapmıyorsanız hele bayağı bir zaman demek. Çünkü eğer diyet yapıyorsanız bu bütün vücuttan yağlanmayı azaltan bir şey. Ve eğer bir bölgeniz fazla yağlıysa orası gene fazla yağlı kalmaya devam ediyor diğer vücudunuzun diğer bölgelerine oranla. Dolayısıyla bölgesel zayıflama için mutlaka takviye almanız gerekiyor. Benim bu konuda Doktor Kerim Dinler var, onunla çalışıyorum bölgesel yağlanmayla ilgili. Onunla da çok ciddi yollar kat ettim. Ama ekstra jel de böyle ne bileyim güzellik salonlarına gitmeden evde kendi başınıza halledebileceğiniz, ekonomik olarak da sizi çok fazla yıpratmayacak, çok ciddi bir takviye var. Zayıflamanın en hızlı yolu diyebiliriz o halde buna. Evet evet, yani ekonomisi de sarsmadan herkesin evde doğru yöntemle uyguladığı zaman çok ciddi sonuç alacağı bir prim. Çünkü sonuçta herkesin bir güzellik salonuna gitmek gibi bir bütçesi yok hele bu zamanda. Dolayısıyla bence çok doğru bir zamanda doğru bir ürünü tanıtıyoruz gibi geliyor bana. Ben teşekkür ederim. Biraz detay alabilir misin sen? Tamam, artık sen de yani bir gönderemedin beni. Tamam lazım. Önce beraber ölçüm yapalım ki kremin nasıl incelttiğini de kendi gözümüzle görmüş olalım. Zannediyorum siz de 46 santim görüyorsunuz. Evet. Kremi uygularken en önemli şey kalbe doğru masaj yapıyor olmak ki lenfatik drenajla beraber yağları uzaklaştırabilirim vücuttan. Uygulamayı kendi başlarına evde tabii yukarı doğru, her zaman yukarı doğru yuvarlak hareketlerle ve düz hareketle hem alttan hem üstten üç bölgeden de masajı sağlamak. Tuğçe'nin zaten çok güzel masaj yapıyor. Gördüğünüz gibi hem yuvarlak hareketlerle canlandırıyor, hem yukarı doğru masajla kan akımının ve lenfatik drenajın kalbe doğru yönlenmesini sağlıyor. Hem de ürün çok daha güzelce ve hızlıca emilerek jel formuyla beraber altta yağ emilmesini ve yağların vücuttan uzaklaşmasına destek alıyor. Fakat yalnızca bacak içinde değil mi bu? Yani hayır, vücudunuzda zaten bölgesel yağlanma çok ilginç bir şeydir. Dışarıdan bakarsanız tamamen sağlıklı ve net görünen, yaşına ve vücuduna boyuna göre olağanüstü görünen biri bikini giydiği zaman veya erkek olarak ceketi çıkardığı zaman bambaşka bir görüntüyle karşı karşıya kalırsınız. Bölgesel yağlanma için illaki kilolu olmak, obez olmak gerekmez. Özellikle bölgesel yağlanmanın kadınlarda biliyorsunuz ki karın, bel, basen, iç bacak hatta sütyen altında, kol altında bile karşımıza çıkıyor. Birçok kadın biliyorsunuz askılı giydiği zaman kolunu hareket ettirmek bile istemez. Tuz atmazlar biliyorsunuz erkekten rica. Biraz bir ölçü. Pazılarla beraber 31'i görüyorsunuz. Bir daha görelim hocam.
31'i görüyoruz. 30. Siz farklı bir görsel verecek misiniz? Evet. Tamam. Uygulamalar yazılıyor. Birazdan herhalde ölçüler alacağız. Siz de merakla bekliyorsunuz. Bir de aşağıdan alıp almamı da ben bekliyorum. Ben. Aynen. Şu an biraz daha almak tek doğrudan olmayacak. Kas oldu işte. Bizim için önemli olan bu Ama. Alp Bey'le özdeşte oldu. 540-1065. Her şeyi yapıyoruz sigara. Çocuğum. Tamam, mesele yok. Hayır, fiyatından değil. Şimdi bilgiler uçarsa bitti yani. Krem yağını soyulmaya başladı artık kurumak üzere olduğu için. Her şey var ya. Faciaya dönüştü. Hiç alış.